Hem renkli görüntüler kameraya yansıyor hem de heyecan. 24 muhabiri Melis Bakangöz de fuar ve festival alanında etkinlikleri takip ediyor. Aynı zamanda bize yayınlar da yapıyor. Ve şimdi bir konuğu da var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la hem festival hem de Türkiye'nin bölgesinde verdiği mücadeleyi konuşacaklar. Bakü'de Teknofest devam ediyor. Ayakları yere basmayan festival deyince aklımızda tabii ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geliyor. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da yanımızda, yayın konuğumuz. Efendim Bakü'ye öncelikle hoş geldiniz diyelim. Peki nasıl buldunuz festivali? Siz de dolaşıyorsunuz. Tabii coşkudan, heyecandan gerçekten çok memnunuz. Sabah güzel bir açılış gerçekleştirdik. Binlerce katılımcıyla o açılıştan sonra Teknofest heyecanı sizin de gördüğünüz gibi büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Biliyorsunuz biz Teknofest'i iki amaçla düzenliyorduk. Türkiye'deki Teknofest'lerde ilk öncelikli amacımız Türk gençlerini bilimle, teknolojiyle buluşturabilmek. O gençleri geleceğin trendlerine göre yetiştirecek şekilde farklı teknoloji alanlarında yarışmalarla onları eğitmeye çalışmaktı. İkinci amacımız da Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle yüksek teknolojili alanlarda kabiliyetlerini gösterecek şekilde ürettiğimiz ürünleri, hava araçlarımızı şovlarla, farklı teknoloji gösterimleriyle Türk halkına göstermekti. İşte biz Teknofest'i şimdi Azerbaycan'a taşımış olduk. Biz zaten Teknofest'i global bir marka haline getirmek istiyoruz. Burada da Azerbaycanlı gençler, öğrenciler hem teknoloji yarışmalarıyla kendilerini geleceğe hazırlasınlar, takım kurmayı öğrensinler, beraber hareket etmeyi öğrensinler. Hem de Türkiye-Azerbaycan dostluğuyla teknolojik anlamda neler yapılıyor, hava şovlarıyla, gösterilerle, bir takım geliştirdiğimiz teknolojilerin sunumlarıyla bunu Azerbaycan'daki kardeşlerimize göstermiş oluyoruz. Gerçekten ilgi çok güzel. Açılıştan beri çok yoğun bir şekilde bütün standları Azerbaycanlı kardeşlerimiz geziyor. Çocuklar gezelim mi? Çocuklar deney yapıyor. Bunun yanında farklı şirketleri ziyaret ediyorlar. Bu manada biz yaptığımız için karşılığını aldığımızı görüyoruz. İnşallah cumartesi günü iki cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'i ziyaret edecekler ve Teknofest yarışmalarında birinci olan gençlere ödülleri bizzat takdim edecekler. Bu da gösteriyor ki aslında bu yaptığımız iş iki ülke kardeşliğini geliştirmenin yanında iki ülkenin geleceğine de yatırım yapmak manasına geliyor. İnşallah biz Teknofest'i daha da büyütmek istiyoruz. Buradaki ilgi ve heyecandan bu işin çok daha ileri noktalara, boyutlara gideceğini görebiliyoruz. Biraz önce genç bir kardeşimiz çok güzel bir cümle kurdu. Teknofest'ten ne anlıyorsun diye sorduğumuzda dedi ki dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin. İşte aslında biz Teknofest'le tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösteriyoruz. Herkes de yerini, yurdunu bilsin istiyoruz. Efendim peki son olarak şunu da soralım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Aslında uzaya bir Türk göndereceğiz. Evet. Bunun belirli başvuruları da başladı. Kaç evet. kişi başvurdu? Bir de sokağa da sorduk biz aslında. Öyle mi? Herkes gitmek Sokakta de istiyor. Sokakta ilgi var mı? Çok ilgi var efendim. Ve gerçekten hem herkes gitmek istiyor hem de o kriterlere uyarlar mı diye de birazcık çekinge de var. Evet. Tabii bir Türk vatandaşının uzaya, uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi bizim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programı'nın en önemli maddelerinden bir tanesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında bu süreci resmen başlatmış oldu. Evet, bir Türk vatandaşını özellikle bilimsel bir misyonla, yani uluslararası uzay istasyonunda yer çekimsiz uzay alanında
yer çekimsiz uzay ortamında bilimsel deneyler yapmak üzere biz Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Bildiğiniz gibi bu zorlu bir misyon. Çok kolay değil. Bir takım sağlık şartlarını karşılamanız gerekiyor. Ve bu bir bilimsel misyon olduğu için orada en azından temel bilimsel deneyleri yapacak kadar bir eğitim alınmış olmasını biz önemsiyoruz. Bu manada da mühendislik, tıp ya da fen bilimleri, temel gibi bilimler gibi alanlardan ya da bunların eğitim fakültelerinden mezun olmayı biz şart koşuyoruz. 45 yaşından genç bir insanı göndermek istiyoruz ki çünkü uzaya gidecek ilk Türk çocuklarımıza, gençlerimize rol model olsun. Tüm Türkiye'yi dolaşsın, okulları geçsin, üniversiteleri geçsin. Dolayısıyla biraz genç olması lazım ki ömrünün bir kısmını da aslında bu manada hem bilimsel çalışmalarda emeğini harcasın hem de gençlere rol model olsun. Bunun için genç birini arıyoruz. Sağlık şartları biraz tabii ki zorlayıcı gözüküyor olabilir. Uzaya gidecek kimsenin herhangi bir ameliyat geçirmemesi, sağlık sorunu olmaması gerekiyor. Psikolojik manada çok sağlam olması gerekiyor. Özellikle klostrofobi gibi bir takım rahatsızlıkları varsa böyle bir insanın öyle bir misyona gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu şartları sağlayan herkesi biz aslında başvuruya davet ettik. O günden beri web sitesini 4,5 milyon kişi ziyaret etti. 34 bin vatandaşımız ben bu işe başvurmak üzere kayıt yaptırdım diyerek kaydını yaptı. 346 vatandaşımız da şimdi ben bütün şartları sağlıyorum diyerek başvurusunu tamamladı. Daha bir ayımız var. Biz ilginin daha da artacağına inanıyoruz. Ve inşallah 2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel bir misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık ben diyelim. Çok sağ olun. Dediğimiz gibi Teknofest devam ediyor. Ayakları yere basmayan festival Teknofest devam ediyor. Ve bu noktada gerçekten heyecan dorukta diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.